Ankara Milletvekili Sayın Mevlüt Karakaya. Buyurunuz Sayın Karakaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi görüşmeleri kapsamında ekonomik, mali, sosyal ve diğer güncel yaşam alanlarımız açısından son derece önem arz eden Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bugün şehadet haberini aldığımız kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan başlayacağım. 1982 yılında kurulmuş olan ve sermaye piyasasının en üst gözetim ve denetim merci olan Sermaye Piyasası Kurulu, asli misyon olarak reel sektöre öz kaynak ve borçlanma araçları vasıtasıyla finansman sağlamakla görevlidir. Sermayenin tabana yayılması ve küçük tasarrufçunun korunması sermaye piyasasının önemli görev ve işlemleri arasındadır. Tabii sermaye piyasasının kurulmasıyla sermaye piyasası kurulunun oluşturulması farklı bir şey. Daha doğrusu sermaye piyasası diğer piyasalarda olduğu gibi bir kuruluş değil, oluşturma meselesidir. Bu anlamda baktığımızda bu süreç içerisinde Türkiye sermaye piyasası anlamında önemli adımlar attı. Özellikle son birkaç yıl içerisinde, son dönemlerde çok ciddi gelişmelerin de olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunlardan birisi 2020 yılında yapılan bir yasal düzenlemeyle ve onun devamında yapılan mevzuat basitleştirme çalışmalarıyla birlikte hakikaten sermaye piyasasında ciddi hareketlenmeler söz konusu oldu. Yine bu yapı içerisinde borçlanma araçları kurulu oluşturulmasına imkan verilmesi, proje finansmanı açısından projeye dayalı menkul kıymet ihracının yapılabilmesi, bu konuyla ilgili düzenlemeler, erken aşama girişimler için kitle fonlaması düzenlemelerin yapılması, bu anlamda sermaye piyasasının hareketlenmesi açısından önemli çalışmalar olmuştur. Yine son dönemlerde halka açılma ve finansal araçlardan yararlanma başta olmak üzere yatırımcı sayısında da bu alanda ciddi artışlar olmuştur. Bu önemlidir çünkü sermaye piyasasının asli işlevi reel sektöre kaliteli ve uzun vadeli finansman sağlamaktır. Özellikle bu dönem açısından ekonomi politikalarındaki, dış ticaret politikalarındaki bu önemli değişikliklerin yapıldığı bir dönemde sermaye piyasasının hareketlenmesi bu anlamda reel sektörün finansmanı açısından olumlu katkılar sağlayacaktır. İkinci önemli kuruluşumuz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Değerli milletvekilleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu biliyorsunuz 1999 yılında kuruldu, 57. hükümet döneminde. Bu dönemde özellikle mali
piyasalarla ilgili, mali sistemle ilgili çok ciddi reform çalışmaları yapıldı. Ciddi sıkıntılar söz konusu oldu. Birçok bankaya el konuldu. Ama sonuç itibariyle yapılan mali reformun da nimetlerini devam eden süreçte, özellikle küresel mali krizlerin olduğu dönemde Türkiye olarak atlattık. Ciddi sınamalardan geçtik. Bugün de birileri özellikle bankacılık krizi, döviz krizi olması ve bunların bir şekilde tüm kesimleri çok olumsuz biçimde etkilemesi beklentileri var. Ama mali sistemin sağlamlığı ve gücü bu noktada bu tür çalkantıları daha hafif atlatmamıza neden olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, yani gerçekten Türk mali sistemi sağlam ayaklar üzerinde oturtulmuş bir sistemdir. Bugün Basel 2, Basel 3 kriterlerine göre beklenen, bankacılık sektöründen beklenen yeterlik, sermaye yeterlik rasyolarına baktığımızda bunların çok üzerinde, iki katına varacak. Yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun istediği %12 oranının rasyosunun çok üzerinde bir yeterlik rasyosu olduğunu görüyoruz. Yani %17.3 düzeyinde bir sermaye yeterlik rasyosuna sahip. Sektörün aktif büyüklüğüne bakacak olursak gayri safi yurt içi hasılanın üzerinde bir aktif büyüklüğü. Yine bu dönemde mevduatın krediye dönüşüm oranı %100'ün üzerinde. Yani mevduatın üzerinde bankalar borçlanarak bunu krediye dönüştürmeye başladılar. Bu ciddi bir yapısal dönüşümdü ve kredilerin de yaklaşık %78'i reel sektöre, yani üretime ve istihdama gitmeye başlamış. Bu anlamda baktığımızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun da bu işlerin, sektörün gerçekten düzenlenmesinde ciddi katkıların olduğunu, bu başarıların elde edilmesinde gerçekten önemli işlevleri olduğunu görüyoruz. Burada bir konuyu daha dikkatlerinize getirmek istiyorum. Özellikle döviz açısından baktığımızda bugün reel sektörün yurt dışına olan döviz borçları 160 milyar civarında. Ama aynı zamanda bankalardaki mevduatta 260 milyar dolar civarında. Bankalarımızın döviz açığı yok. Yani döviz kuru riski taşımıyorlar. Türev ürünler üzerinden hatta 6 milyara yakın bir long pozisyonu dediğimiz, yani döviz açığı bulunmayan, döviz fazlası diyebileceğimiz bu anlamda riski hedge etmiş, yani riski elemine etmiş bir finansal yapı ve bilançolarının olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bu anlamda kur riski bankacılık sektörü açısından bir sorun halinde değil. Yine banka bilançoları ve sektör bilançolarına baktığımızda, yani Türkiye'nin şu anki mevcut içinde bulunduğu dönemde para piyasasının önemli kurumları olan bankaların mali yapı olarak çok sağlam durumda olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye İstatistik Kurumu belki üzerinde daha fazla durulması gereken bir konuydu ama dolayısıyla bu süre içerisinde bu kadar önemli kurumlarla ilgili asgari bilgileri ancak bu kadar verme imkanım oldu. Şunu hemen ifade etmek isterim ki Türkiye İstatistik Kurumu değişik isimlerden geldi geçti ama Türkiye İstatistik Kurumu ile ilgili en önemli düzenlemelerden birisi daha yeni 30 Haziran 2021 tarihinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilişkili kurumu haline getirilmesidir. Yani bağlı kurumu olmaktan çıkartılıp ve özel bütçeli bir yapı, tüzel kişilik haline getirilmesi bu anlamda son derece önemlidir kurumun yaptığı işlevler açısından. Burada ifade etmek istediğim en önemli husus şudur: resmi istatistikler önemlidir. Resmi istatistikler toplumun birçok kesimi açısından
verilecek kararlarda kullanılan istatistiklerdir ve bunların sonucunda da ekonomideki kaynakların önemli bir kısmının transferi de söz konusu olabilir. Bu anlamda çok vebali yüksek olan bir konudur. Bunu üretirken de vebali olduğu kadar üretilen istatistikler üzerinde bazı manipülatif hareket söylemler ya da bunların önemini azaltacak farklı gerekçelerle bir takım şeyleri söylemek de en az onlar buyurunuz efendim diyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.